Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir oyun göstermek istiyorum. Bu oyun Blackburn Medya takipçilerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü Blackburn'ün yine güzel bir fedalı, güzel bir vezir fedalı oyununu inceleyeceğiz. Umarım herkes keyif alır. Beyazlar da Steinküler oynuyor. Umarım adını doğru telaffuz ediyorum. Siyahlarda da Blackburn. E4, E5, at B3, at C6, fil C4, fil C5. Herkesin turnuvalarda gördüğü ve satranca ilk başladığında oynadığı açılışlardan bir tanesi olan İtalyan açılışı C3, at B6, şimdi D4 oynayacak zaten beyazlar ve merkeze ele geçirecek. E çarpı D4, C çarpı D4, fil B4'ün ardından fil D2 ve fil çarpı D2. Buraya kadar her şey normal ama burada beyazlar evde çalışmış olduğu yeni bir varyantı Blackburn'e karşı deniyor ve at FD2 alıyor. At B2'den sonra aslında D4'teki piyon boşta olmuş oluyor ama beyazların da fikri şu. Şimdi at çarpı D4 alındıktan sonra artık buradaki at E5 karesini kontrol etmiyor ve ileride E5 sürülebilir. Ama önce rok atması lazım ve roktan sonra tabii ki Blackburn'un ilk yaptığı hamle E5'i korumak oluyor ve D6 oynuyor. Belki buradaki işte atı kaçmasını düşündü beyazlar ama atın bir iki hamlede alınamayacağını görüyoruz ve bu sebeple Blackburn hiç oralı olmayıp D6 oynuyor. At B3, at çarpı B3 ve vezir B3'ten sonra siyahlar burada rok atmış ve dümdüz piyon öne geçmiş. Çünkü artık F7'yi koruyan da bir kalemiz var. Kale E1 ve Blackburn'un eski maçlarını bizim videolardan izlediyseniz ve incelediyseniz aslında burada az çok hamle tahmin edilebilir ve tam bir Blackburn hamlesi olan Ataş 5 oynanıyor. Şimdi Ataş 5'in ilk amacı vezirin aslında şah kanadına gelmesini önleyen atı oradan kaldırmış oluyorsunuz. Ve aynı zamanda ileride G5 ya da H4'e gelen vezirden sonra bir de atınızı F4 karesine yerleştireceksiniz ve artık şah kanadı Blackburn için hazır. E5 ve o E5 piyonunu çok önemsemiyor Blackburn burada. Çünkü E5 ile de beyazın aslında yapmak istediği kalenin hattını açmak. Vezir G5, E çarpı D6, at B4 ve G2'den mat istiyor. Ama burada beyazın da istekleri olduğu için burada direkt G2'yi korumak yerine beyazlar fil çarpı F7 oynamış. Blackburn'un de burada bir notu var. O nota geçmeden önce buradaki siyahın nasıl mat olabildiğini görelim. Eğer burada fedayı kabul etseydiniz kale çarpı F7 ile. Şimdi burada kale E8'den sonra mat olmuş oluyorsunuz. Çünkü kapatamıyorsunuz kale açmazda olduğu için. İşte bu konumda da Blackburn bir not yazmış ve demiş ki burada her ne kadar fil F7 hamlesi cezbedici olsa da aslında maçı kaybettiren hamle demiş ve güzel bir aslında laf da koymuş oldu. Şah 8 ve şimdi artık G2'yi tutması lazım beyazların. G3, C çarpı D6, at C3 ve at H3 şah. Şimdi atağımız başlıyor. Şah G2, H3'teki atı çok fazla önemseyemiyoruz çünkü zaten fil tarafından korunuluyor ve vezir F6'dan sonra hem o işte şah çekilen fil ve aynı zamanda F2 tehdit altında fili kaçan beyazlar da vezir F2'den sonra artık kendi mat oluşunu hazırlamış oluyor. Şah H1 ve burada Blackburn'un çok güzel bir vezir fedası var. Vezir G1 şah. Vezir G1'den sonra mecburen kaleyle bu veziri almak zorundasınız çünkü şahla alamıyorsunuz zaten. Kale G1, at F2, şah. Şahın gidebileceği tek bir yer var. Şah G2 ve buradan sonra da fil H3 ile harika bir mat yapmış Blackburn. Ve çok güzel notlarıyla beraber güzel bir oyun oldu bence. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların Vezir Fedalı veya Blackburn'lü videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Bu maçta aslında bir arkadaşın önerisiydi bir videonun yorumlarında. Siz de bana böylelikle
maç önerebilirsiniz. Aynı zamanda beğen tuşuna basarak da bu videoyu YouTube'daki bambaşka kullanıcılara önerebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.